hep elektrik sinyalleri var beynin içerisinde. Elektrik sinyalleri görüntü olarak algılanıyor. Yani göz kör, göz görmüyor. Sadece fotonları elektrik sinyaline çeviriyor. Bütün bu gördüğümüz bölgelerin arasında 100 trilyon bağlantı var. Bir katrilyon uyarı gidip geliyor her saniye. Ve biz 3 boyutlu, görüntülü, sesli, tadı olan, kokusu olan bir dünya ile muhatabız. Düşünüyoruz, karar veriyoruz, sonuç çıkarımlarda bulunuyoruz, değil mi? Konuşuyoruz mesela, konuşurken dedin, yani konuşma merkezini harekete geçiren ne? O kelimeler nasıl, yani hangi güç karar veriyor, hangi kelimenin? Bir de hafızadaki o kelimelerin konuşmaya dökülmesi için ayrı bir şey var. Tabii, yani mesela şunu da söylüyor, Darwinist dil bilimciler var, Steven Pinker kitabında diyor ki, 20 tane kelimenin diyor, yani 20 tane herhangi kelimenin yan yana gelme kombinasyonların sayısı, iki kelime, üç kelime, dörtlü, beşli gruplar halinde çeşitli bütün kombinasyonlar hesaplandığında diyor, sayı diyor 100 kentrilyon diye bir sayı çıkıyor diyor. Bunların tamamı anlamsız, bir tanesi hariç. Sadece bir tanesi gramere ve anlaşılır. Biz konuştuğumuz zaman sadece o tek kombinasyon çıkıyor ağzımızdan. 3,5 yaşındaki çocuk da bu çok kompleks grameri birdenbire hiç kimseden öğrenmeden kullanarak konuşmaya başlıyor. Değil mi? Çocuk konuşurken ona grameri öğretemezsiniz çünkü grameri kimse öğretemez zaten. Sen deseniz ki birine, şimdi herkes düşünsün, biz çok kompleks bir gramerle konuşuyoruz ve bilim adamları bunu çözemiyorlar. Kim anlat desen hangi gramerin kurallarını, kimse kurallarını anlatamaz, öğretemez de zaten. Ama çocuk 3,5 yaşında başlıyor bunları kullanmaya. Ve konuşurken o gördüğümüz konuşma merkezlerindeki hareketi ayrı, anlama yeri ayrı, birdenbire kelimeleri dökecek şekilde bir harekete geçiren bir güç var. İşte bu insanın ruhu. Çok açık. Yani Maşallah. metafizik bir varlık. Maddenin tamamen dışında maddeyi algı olarak algılayan. Ya yani o zaman tabii beynin kendisi de algı olmuş oluyor. Değil mi? Biz nerede dediğimiz zaman beyin diyoruz ama beyni neden beyin diyoruz? Çünkü bizim görsel alanı yani görsel dünyamızda yani gördüklerimizin içerisinde bir şey beyinde. Değil mi? O da algı olarak var. Tuttuğumuz zaman elimize mesela tutup beynimizi kafatasından çıkarsak önümüze alsak böyle görsek, değil mi? İşte biz burada hissediyoruz desek, sinirler de bağlı o sırada. Bütün vücuttaki sinirleri ayırmadığımızı, biraz uzattığımızı varsayalım yani kafatasının önüne aldığımızda. İşte o an algı olarak algıladığımız ellerimizle algı olarak algıladığımız beynin içerisinde olduğunu varsayıyoruz. Bunun tamamını algılayan bir varlık o da insanın ruhu. Ruh nedir? Allah size çok az bir bilgi verilmiştir diyor. Ruhtan size Evet. az bir bilgi verilmiştir. Yani biz ruhu ruh olduğumuz halde yani sadece ruh olan bir varlık olduğumuz halde kavrayamayız. Allah kendi ruhundan yaratmıştır. Bizi çok sınırlı bir akılla, bilgiyle yaratıyor Allah. Ama bu net bir gerçek. Yani bilimsel olarak düşünüldüğünde, değil mi? Çok net olarak bu gerçek ortaya çıkıyor. Metafizik bir varlık. O da biz Kur'an'dan Allah'ın bildirmesiyle biliyoruz. İnsanın ruhu, ruhun sahibi Allah. O zaman bütün algıları Allah yaratıyor. Çünkü ruh kendi kendine algı yaratamayacağına göre, yani biz kendi kendimize algılarımızı yaratmadığımıza göre görüntüyü biz yaratmıyoruz, değil mi? Çok açık. Sadece var olan bir algıyla muhatap oluyoruz kendi algımızla veya sesle muhatap oluyoruz. O algıları yaratan bir varlık var. O da Allah. Ruhun sahibi Allah olduğuna göre ve algıları Allah olarak Allah yarattığına göre bütün algıları yani o zaman bütün hayatımızı Allah yaratmış oluyor ve sonsuz hayatımızı, sonsuz algılarımızı Allah yaratmış oluyor. Zaman da onun içinde bir boyut algı olarak var olduğuna göre, bir inanç olarak var olduğuna göre bilimsel olarak da tek bir anda bütün algılarımızı yaratıp bitirmiş. İşte bu da kaderin açıklaması oluyor inşallah. Yani kader İnşallah. Allah'ın sonsuz kısa zamanda sonsuz uzun zamanı yaratıp bitirmiş olmasıdır. O zaman bütün hatıralarımızın sahibi Allah. Zamanı Allah bir algı olarak, inanç olarak yaratmış insan için. Bütün algıları da insan için Allah yaratmış ve bitirmiş. Biz onun da pasif izleyicisi olmuş oluyoruz. Bu da insanın hiçbir gücü olmadığını gösteriyor. Onun için hocamız geçen gün söyledi dedi ki insan dedi ruhun içinde hiçliktir dedi inşallah. Hiçtir dedi. Ruhun esiridir dedi. Ruh ne derse onu yapar dedi. Yani Allah'ın yarattığını biz pasif olarak izliyoruz sadece. Hiçbir gücümüz yok elhamdülillah. Bu da bizi Allah'ın sonsuz varlığına ve sonsuz gücüne ispatlıyor inşallah. Bunu İnşallah. bilen insan, teslim olan insan da Müslüman oluyor işte. Allah'ın bizden istediği bu. Yani bunun farkında olmamızı istiyor Allah. O zaman Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu, kendinin hiç olduğunu bilen insan tam kamil imana erişiyor işte inşallah. O zaman ne üzülüyor olaylar karşısında, ne sıkılıyor. Allah'ın kaderine razı oluyor. Çünkü Allah sonsuz adalet ve sonsuz sevgi ve sonsuz merhamet sahibi. Mutlaka her şeyi bir hayır üzere yaratıyor inşallah. Allah'a teslim olmuş oluyor. Allah'ın bizden istediği bu. Yani Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, sonsuz gücü olduğunu bilip farkında olmamız inşallah. İnşallah. Allah'ın dilediği kadar biz görebiliyoruz, algılayabiliyoruz. Allah ne kadar mesela bize
dilemişse onu görüp algılayabiliyoruz. Onun üstüne yok. Mesela ses olayında duyum eşiği aralığımız var. Ne üstünü ne altını algılayamıyoruz. Allah bize o eşiği dilemiş mesela. O kadarını yapabiliyoruz. Görme desek mesafe olarak aynı şekilde, bir de normal gök cisimlerini görme olarak da bizim her şeyi böyle net olarak göremiyoruz. Ancak özel cihazlarla izleniyor. O yüzden Allah'ın dilediği şekilde ve dilediği kadar görüp duyup algılayabiliyoruz. Ve bu konunun bu şekilde zaten düşünüldüğü zaman, o zaman biz Allah'ın gücünü daha iyi anlamış oluyoruz. Ve insanların, bir takım insanların kafasında olan soru işaretlerinin çözümünün de en salim yolu burası olmuş oluyor. Çünkü Allah'ın gücünü, kudretini net anladığınız zaman hiçbir şekilde soru işaretiniz olmuyor. Çünkü bizim aklımızın belli bir yerden sonra üstüne çıkamıyoruz. Ya Allah İnşallah. Çünkü aklımızı yaratan da Allah olduğu için bizim aklımızın çok çok üstünde bir akıl var. Ve o yüzden de ancak dilediği kadarını görüp algılayabildiğimiz için bir takım insanlara böyle sanki çok uzakmış gibi gelebiliyor. Oysa bu açıdan düşündüğümüz zaman zaten bizim bütün aklımızın üstünde bir akıl var. Bu akılları yaratan bir akıl var. Onun dilediği şeyi ancak görüp algılayabiliyoruz. Evet, inşallah. Ya insanın inşallah. Aslında hiçliğini, güçsüzlüğünü Allah rüyada da her gece delil olarak gösteriyor. Rüyanın mantık örgüsü bambaşka oluyor. Ama insan hiç şaşırmıyor değil mi? Orada bir şey etmiyorsun. Çünkü Allah seni o mantıkla, o an, o algıyla yaratıyor inşallah. Ve insan uçuyor, kaçıyor, hiç tanımadığı insanlarla konuşuyor. Ya ben bunları tanımıyordum. Mesela aklın sahibi olabilse insan, kendi iradesi olsa, hani bazılarının iddia ettiği gibi mutlak iradesi olsa, o zaman rüyasında da kontrol altında olurdu değil mi? O rüyasındaki mantık örgüsüne ya ben ne oluyor bu, yani doğru değil, yanlış diyebilirdi. Onu diyemez işte. Çünkü bütün algılarını, o anki varsaydığın iradeni, hepsini Allah yaratır. Allah mutlak sahibidir. Onun için rüyada Allah her gece delilini gösteriyor. Sen hiçbir şeyi yadırgamıyorsun ve maddenin yokluğunu, hiçliğini gösteriyor Allah. Yani inşallah algı olarak var olduğunu. Çünkü rüyadaki madde kesin olarak algılıyorsun. Algından eminsin ama uyandığında yok olduğunu fark ediyorsun. Yani senin algın olması için dışarıda materyalistlerin iddia ettiği gibi mutlak bir karşılığı olması gerekmiyor. Yani mesela güneşi görmemiz veya güneşin sıcaklığını hissetmemiz için mutlak böyle bizden işte milyonlarca kilometre uzakta gerçek anlamda madde olarak güneş var olmak zorunda değil. Rüyada Allah bunu gösteriyor bize inşallah. İnşallah. Ama inşallah. Algın var. Algı yaratan Allah olduğu için de sen pasif izleyicisin. Yani insan hiç hükmünde. İnsan bunu bildiği anda da işte inşallah Allah bizden bunu istiyor. Allah'a tam teslim olmuş oluyor. Öbür türlüsü zaten şirk oluyor. Yani ben yaparım, ben karar veririm, ben değiştiririm. Haşa, Allah bilmez. Onu bazen bazı insanlar bu yanılgıya düşüyorlar. Bu şirk olur zaten. Yani benim tam iradem var. Allah ne yapacağımı bilmiyor benim. Haşa, sonradan görüyor demek Allah bütün eksikliklerden münezzeh. Senin ruhunun sahibi Allah. Senin hatıralarının sahibi. Bütün algılarını Allah yaratmış. O ve zaman işte zaten. Evet ve bitirmiş bunu. Yani zamanda İnşallah. Algı olarak var, inanç olarak var. Zaten zaman diye bir şey yok bilimsel olarak. Allah münezzeh onların hepsinden. Allah bütün eksikliklerden münezzeh. Eksiklikler İnşallah. Bizim için var inşallah. İnşallah. Ya bir de mesela Oktar Hocam'ın az önce dediği gibi kimse rüyaya daldığı zaman şey demiyor. Ya ne alaka diyor, az önce ben yatakta yatıyordum demiyorsunuz mesela. Direkt içinde yaşamaya başlıyorsunuz hemen anında. Neyse o görüntü gözünüzde görünen. Bir yerden giriyor görüntü. Görüntü geliyor. Hiç demiyorsun hani ya ne, hani ne diyorsun ya, daha az önce yattım falan, hani benim burada ne işim var. Bir bakıyorsun mesela yaz, kışın diyelim. Yazlık bir ortamdasın mesela, deniz var bilmem ne. Yadırgamıyorsun hiç. Demiyorsun hiç, hani yok ya kış mevsimindeyiz işte, bu görüntü niye, nasıl diye hiç soru işareti olmuyor aklımızda. Çünkü Allah bize orada yine algıda olduğunu gösteriyor. Hiçbir şekilde yadırgamıyor olmamız zaten bizim onu. Ya resmen baktığımız zaman biz tamamen farklı bir boyuttan farklı bir boyuta geçmiş oluyoruz. Evet. Ama bu boyut değiştirirken bizde hiçbir eksiklik olmuyor. Hiçbir yanlışlık, kusurluk görmüyoruz. Orada da yine aynı şekilde sanki evet varmış gibi gerçek şekilde yaşıyoruz. Hatta kalktığımız zaman bazen gerçek miydi değil miydi diye insan kendine soruyor. Oysa hangisi hiçbir gerçek? Şey yok. Evet, hiçbir şey yok yani baktığımızda. Evet. İşte o an çünkü evet. O hafızayla, o mantıkla, o akılla yaratılıyorsun. Bu da anan yaratılışında bir delili. Bakın Allah anan yaratıyor. O an hangi hafızayla, hangi bilgiyle, hangi akılla, mantıkla yaratılırsan olsun sen inşallah. Anan yaratılıyorsun demektir. Çünkü rüyada da o an o şekilde yaratılıyorsun. Hiç yadırgamıyorsun değil mi? Allah'ın gösterdiği görüntüler içerisinde sen o mantık silsilesinde hareket ediyorsun. Yani bu gerçek dediğimizden çok farklı oluyor mantıkları. Fizik kuralları da, doğa kanunları da çok farklı oluyor. Uçuyorsun mesela değil mi? Onu geçen gün konuştuk. Veya işte denizin üzerinde koşuyorsun. Her şey olabiliyor. Hiç yadırgamıyorsun. Çünkü kanunlar, hafızan,
aklın, o an irade, hepsi farklı. Evet. Demek hepsinin sahibi Allah inşallah. Bak Allah her gece delilini gösteriyor inşallah. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Mesela biraz önce dediğin gibi kış oluyor. Uyuyorsun. Yaz bir ortam. İşte deniz kenarındasın. Sonra uyanıyorsun. Saat çalıyor, uyanıyorsun. Ha rüyaydı diyorsun. Zaten ne alaka diyorsun. Ondan sonra neyse okula gidiyorsun. Derse giriyorsun. Sonra tekrar uyanıyorsun. Halbuki okumuyorsun da aynı zamanda o dönem. Yani okulu bitireli de yıllar olmuş. Mesela o an onu da yadırgamıyorsun. Bir kere daha uyanıyorsun, sonra başka bir şeyin içerisinde en son mesela gerçekten uyanıyorsun. Artık herhalde gerçektir mi diye düşünmeye başlıyorsun. Sürekli bir hayat seyri değişiyor mesela. 3-4 kere değişiyor. Hiçbiri değil aslında doğru. Baktığın zaman, uyandığın zaman ancak kıyaslamayla ha şimdi bunu görmüşüm, bunu görmüşüm diye anlayabiliyorsun. Allah söylüyor, gerçek uyanış hayretlidir diyor insanlar için. Tabii İnşallah. Burada, tabii maşallah, burada insanları uyardığın zaman ya felsefe yapma bana gibi bir şey söylüyor. Bir takım insanlar söyleyebiliyor bunu. Halbuki bu bilimsel bir şey. Gerçekte de şimdi Oktar Hocam'ın bak çok güzel anlattı, Allah razı olsun. Bilimsel olarak zaten elektrik sinyalleriyle bizim bu var dediğimiz dünyayı algıladığımız zaten bilinen bir şey. Sen rüyadasın dendiğinde işte o sorulan soruyu soruyor. Felsefe yapıyor olabilir misin? Yok, öyle bir şey yok. İşte senin dediğin şekilde de Allah, Cenab-ı Allah ayette artık görüntü keskinleşmiştir diyor şeytandan Allah'a sınırım. Ve ahirette de ne diyorlar? Bizi yattığımız yerden kaldıran, uyandıran kimdir? Bu Allah'ın vaat ettiği din günüdür diyorlar. Hesap günüdür. İşte o zaman anlıyorlar rüyada olduklarını. İnşallah. 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 Kısa bir araya gidelim hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz.